Sert Hoca bir dönelim. Şimdi bu birazdan şu görüntülere de bakacağız. Çünkü yine Gazze içinden gelen görüntüler burada. Sertaç, siz ne gözlemliyorsunuz Siderot'tan, sınırdan? Başak Şengül, an itibariyle Siderot'un ön kesimde, yani Beyt Han'ın o yerleşimin olmadığı tarım arazilerinin, bakir toprak parçalarının olduğu noktasında bir tank hareketliliği var. Yani hem solumuzdaki Zikkim ve Erez'den buraya nakledildiğini düşünüyorum. Hem de sağımızdaki Netivot ve Nokoloz bölgelerinden bu tarafa doğru bir tanklar kaydırıldığını düşünüyorum. Çünkü çok güçlü motor sesleri duyduk. Hemen arkamızda konuşlandılar ve ardı ardına ateş etmeye başladılar. Arkamda göremediğiniz Beyt Han'ın noktasına ve dakikalar önce de, bunun hemen öncesinde bir Anadolu Ajansı'ndan olduğunu düşündüğüm Gazze'nin içinden bu tarafa bir görüntü servis edildi. Ve biz de buradaki görüntüyü, yani aynı görüntüyü çektik aslında iki farklı açıdan, tam ters açısından. Yani biri Gazze'nin içinden servis edilmişti, bir tanesini de biz buradan çektik, gönderdik. Ekranlara geliyordur diye düşünüyorum. Aydınlatma fişekleri atıldı ardı ardına, aydınlatma mühimmatının altında yoğun bir çatışma yaşandığını düşünüyorum ve şu an itibariyle işte karadan havaya El Kassam roketi olduğunu değerlendirdiğim mühimmatlar ardı ardına bir kez daha ateşlendi. Yani bir misilleme yapılıyor bu uçaklar. Bir tanesi hatta şu an daha da yükseliyor. Geliyor mu bilmiyorum ama bir tanesi bakın, bu buna karşı demir kubbe yok yani. Dikkat edin. Buna karşı demir kubbe harekete geçmedi bakın. Ve şu demir kubbe harekete geçmiyor mu Sertaç? Demir kubbenin bağlı olduğu bir cep telefonlarımıza indirdiğimiz bir uygulama var. Oraya da düşmüş değil. Evet, şu anda düştü. Hemen söyleyelim nereye gittiğini. Çünkü peş peşe bir daha geliyor. Yani El Kassam savaşçıları bu yoğun bombardımana rağmen ardı ardına ateşliyor. El Kassam roketlerini ya da füzelerini olduğunu değerlendirdiğim mühimmatları. Ve şu anda Gansorek, Palmaşin, Endüstriyel Park. Başımızın hemen üstünde. Evet. Patladı iki tane, yani demir kubbe vuruyor, bunu da ıskaladı. Bu artık 3-4 gündür sıkça olmaya başladı. Yani demir kubbe bunları artık ıskalıyor. Zaten bir ABD savunma sisteminin buraya geleceği söyleniyordu ama bir patlama işte daha. Topçu da ardı ardına ateşlemeye başladı. Çünkü ateşlendi. Bir tanesi muhtemelen arkamıza düştü, Siderot'un iç kesmine arkamıza düştü. Zaman, şimdi demir kubbenin etkisini yitirmiş yani. Olacak daha hareketli anlatacağız ve ardı ardına ateşlendi. İşte bunlar Gansorek, Palmeş'in endüstriyel bölgesi olduğu yazıyor uygulamada. Yine Aşdod, çok yakınımızdaki bir kent, yine Aşkelon, buralar hedef alınmış durumda ve bu uygulamada şöyle bir durum var. Yani bu roket havalandığında size bu bildirim geliyor. Eğer bu bölgelerdeyseniz dikkatli olun anlamına geliyor bu. Ancak yoğunluk olarak an itibariyle endüstri bölgelerinin yoğun olarak, yani sanayi bölgelerinin hedef alındığını söyleyebiliriz. Yine Tel Aviv'e an itibariyle bir tane, o biraz önce bahsettiğim, en yukarı çıktığını söylediğim o, yani Aşkelon, Aşdod ve bu hattı kullanarak İsrail'in güneyindeki bu noktaya göre kuzeyindeki Tel Aviv'e doğru gitmiş durumda. Tabii düşüp düşmediğini an itibariyle bilmiyoruz. Biraz önce yine bir aydınlatma fişeği ateşlendi. Yani orada çatışmalar sürüyordu ve bombalamalar başladı. Topçu birliklerinin buraya geldiğini söylemiştim. Topçu birlikleri yoğun ateş altına aldı o Beyt Han'ın dış mahallelerini ve El Kassam Tugayları anında misilleme yaptı. Anında karşılık verdi. Roketleriyle tabii ne kadarı bu ateşlenen noktalara gidecek bilmiyoruz ama bir tanesi de muhtemelen Siderot'un içine düştü diye düşünüyorum. Çünkü yanımızda uluslararası medyadan da birçok arkadaşımız var. O noktada bir hareketlilik oldu. Hatta birkaç tane burada, artık iki elimin parmağını geçmeyecek şekilde yerleşimci burada, hala kenti terk etmiş değil. Onlar da o noktaya doğru hızlıca yöneldiler. Muhtemelen bir kilometre ya da daha yakınımıza, yine Siderot'a an itibariyle El Kassam roketi düştü ama
Başkent Tel Aviv'in yeniden hedef alındığını anlıyoruz buradan. Yine birçok noktadaki Sertaç, endüstri sanayi bölgelerini... Bir virgül rica ediyorum. Hemen sözü sana bırakacağım oradaki sıcak durumu aktarman için. Ama Netanyahu'dan da şöyle bir açıklama var. Savaş Hamas'ın şimdiye kadar görmediği bir güçle ilerliyor. Gazze şehri kuşatılmıştır. Hamas üzerindeki baskıyı her gün, her saat derinleştiriyoruz. Binlerce terörist diyor Netanyahu. Hem yer üstünde hem de tünellerde imha edildi. Sayısız Hamas komuta merkezini, mevzisini ve tünelini yok ettik. Hamas asla ulaşamayacağımızı düşündüğü, Hamas'ın asla ulaşamayacağımızı düşündüğü yerlere ulaştık açıklaması var. Bu arada da yine bir aydınlatma vermesinin ateşlendiğini görüyoruz. Sertaç, devam edelim lütfen. Evet, bir an dakikalar önce size aktardığım o görüntü tam o noktadaydı. Demin tek aydınlatma mühimmatı gördük havada ama düzinelerce vardı. Yani o noktada bir sıcak temas sürüyor ve şu an zifiri karanlığın içinden tank sesleri geliyor. Yani yeni bir mevzi alıyorlar anladığım kadarıyla. Yeniden bir noktayı vurmak için konuşlanıyorlar şu an itibariyle. Çünkü önümüzde bu Merkava tanklarından oluşan bir birlik var. Dakikalar önce yine peş peşe ateşlendi. 10'a yakın sayabildim. Yan yana duruyorlar bunlar ve vurulacak noktaya doğru peş peşe ardı ardına ateşliyorlar. Yine şu an itibariyle yön değiştiriyorlar. Onun altını çizebiliriz. Hemen önümüzdeler. Yaklaşık 400-500 metre kadar ağaçlık bir alan var. O alanın içinde kamufle olmuş durumdalar. Ve o biraz önce aydınlatma fişeğinin atıldığı noktayı şimdi yeniden yoğun ateş altına alacaklar. Çünkü orada bir sıcak temas var anladığım kadarıyla. Yaklaşık yarım saattir sürüyor bu. O attığım görüntü, o aydınlatma fişekleri Şiderot'tan, hemen Şiderot'un ön kesiminden çektiğimiz görüntü ve Anadolu Ajansı'nın da Beyt Hanım'ın daha içinden o fişekleri, aydınlatma mühimmatını havadayken servis ettiği bir görüntü var. Ya da uluslararası bir ajans, bilmiyorum hangi ajanstan geldi görüntü ama işte o görüntünün olduğu yerde birazdan yine sıcak, hareketli dakikalar yaşanacak. Şu an tanklar manevralarını yapıyorlar zifiri karanlığın içinde. Kendilerine yeni mevziler, yeni konuşlanmalar sağlıyorlar anladığım kadarıyla. Ve birazdan ardı ardına ateşlenecektir. Tabii biraz önce bu El Kassam Tugaylarının gerçekleştirdiği misilleme saldırısından bahsediyordum. Şimdi Erbay'dan kamerasını bana göre sol, size göre sağ tarafa çevirmesini rica edeceğim. Bu karşıda ışıkların yandığı yerleri görüyorsunuz. Oralar Aşkelon'un güney kesimleri. Ve hatta gelebiliyor mu ekranlara bilmiyorum ama orada sanayi, yoğun şekilde konuşlu bir sanayi var. Ve bir an kaç dakika önce bu misilleme saldırısının hedeflerinden bir tanesi de o noktalardı. Ve o noktada yaklaşık yarım saat önce hiçbir ses çıkmadı ama gökyüzü adeta iki kez kızıla boyandı. Ve iki kez alev topuna benzeyen manzaralar yaşandı. Hemen o noktada Aşkelon'un daha güneyindeki o endüstri bölgelerinde, yani sanayi bölgelerinde. Yani oraya El Kassam Tugayları, bir çünkü İsrail'in kontrolünde olan yerler oralar, İsrail toprağı fiilen, ve El Kassam Tugaylarının bu sızma girişiminden bu sonuca varıyorum. Orada bir sabotaj ya da oraya yönelik bir saldırı da gerçekleştirmiş olabilir El Kassam Tugayları. Tabii an itibariyle helikopter de artık geldi ve bir, evet, helikopter sesi geliyor ve yine kamikaze dronlar havada, yine Heronlar, istihbarat toplamaya yarayan, gözlem faaliyeti yürüten Heronlar havada. Yani buradan şunu anlıyoruz, El Kassam Tugayları yoğun şekilde bu noktaya bir sızma girişimi gerçekleştirmiş durumda an itibariyle.